Melek onun kalbine el sürer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musibetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek iyiliğin hazinelerindendir. İmam Ali aleyhisselam buyurdu ki, iyilik etmek, ameli gizlemek, zorluklar karşısında sabretmek ve musibetleri gizlemek cennetin hazinelerindendir. Yine şöyle buyurdu, ölümü mezarlarınızdan çıkacağınız günü ve Allah'ın karşısında duracağınızı çok anın ki musibetler sizlere kolaylaşsın. Allah'ın sevgilisi bir hadiste buyurdu ki, her kim dünyada zühd içinde yaşarsa musibetler ona kolay gelir. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zavallı Ademoğlu, her gün üç musibetle karşı karşıyadır ve onlardan hiçbirinden ibret almaz. Eğer ibret alsaydı, musibetler ve dünya işleri ona kolaylaşırdı. Birinci musibet, ömründen bir günün azalmasıdır. Malından ve varlığından bir şey azalırsa buna üzülür. Oysa dirhem telafi edilir. Ama geçen ömür hiçbir şekilde geri dönmez. İkinci musibet, rızkını kamil bir şekilde elde etmesidir. Eğer helal olursa ondan dolayı hesaba çekilir. Eğer haram olursa ceza görür. Üçüncü musibet ise daha büyüktür. Akşamına çattığı her gün ahirete bir merhale yakınlaşır ama cennete mi yoksa cehenneme mi yaklaştığını bilemez. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, sana bir musibet çatınca Allah Resulü'nün vefat musibetini hatırla. Zira insanlar Resulullah'ın ölümü gibi bir musibet görmemişlerdir ve asla böyle bir musibet de görmeyeceklerdir. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, her kime büyük bir musibet gelip çatarsa, benim vefatımdan dolayı kendisine çatan musibeti hatırlasın. Bu takdirde musibeti kendisine kolay gelir. Hazreti Ali, her kim küçük musibetleri büyük sayarsa, Allah da onu büyük musibetle müptela kılar buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. İstenilen şeyin değeri ne kadar fazla olursa, kaybetme musibeti de o kadar büyük olur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala üç şeyle kuluna lütfetmiştir. Bedenin ölümden sonra kokması ki, eğer böyle olmasaydı hiçbir aziz kendi azizini defnetmezdi. Musibetten sonraki unutkanlık ki, eğer böyle olmasaydı soy kesilirdi. Ve canlıların yediği buğdayın kurtlanması ki, eğer böyle olmasaydı padişahlar altın ve gümüş biriktirdikleri gibi onu da biriktirirlerdi. Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır. Ve musibetten sonraki unutkanlık ki, eğer böyle olmasaydı hayat hiç kimseye tatlı gelmezdi. Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Birisi öldüğünde Allah ailesinin en dertli ferdine bir melek gönderir. Melek onun kalbine el sürer. Gam ve hüznünü giderir. Eğer böyle olmasaydı dünya asla bayındır olmazdı. Allah'ın sevgilisi bir hadisi şeriflerinde buyurdu ki, kardeşinin musibetine sevinme ki Allah ona merhamet eder ve seni o musibete müptela kılar.